Abi 8 3. aşama başvuru ne zaman açılacak? Birçok kişi henüz yetişip alamamışken millet ikinci kez alıp tekrar başvurabilecek mi? Yapan oldu yakaladık yani öyle ya, kaçabileceğiniz bir sistem değil. Evet. Ha bu arada 8 gelecek olursak. 8 baş, abi, başvuruları e, ikinciyi bitirdik. Yani ikinci 200'lüğü iki bitirdik. Toplam 400 tane başvuru okundu. Kaç tane list var emin değilim ama hedefimizin biraz altında. Başvurular güzel ama yeterli değil. Çok kötü başvurular da var. Yani kötüden kastım troll değil yani. Hiçbir şeyden haberi yok adamın. Ee, kuralları bildiği ama hiç özen göstermeyen insanlar var. Kuralları bildiği belli ama tınlamıyor. Tek cümlelik şeyler. Sonu tek cümlelik. Tam tersi de var abi mesela. Tam tersi var. Bu kadar yazılar yazmış ama içi boş. Mesela bizim okuyup da ahan da işte budur lan dediğimiz. 3 tane ya da dört tane başvuru var. 10 üzerinden 10 olan ya 3 ya 4 kişi var bak. 15 kişinin tam puan verdiği. Açıp okuyayım istiyorsanız bir tanesini. Burada hazır okurken yani bu konu hakkında şeyi söyleyeceğim abi. Ya önemli olan bizim istediğimiz en önemli şey bir insanın başvuruya özen göstermesi. Yani sadece atıyorum şu yanlış, bu yanlış, bu yanlış değil. Biz orada hani istediğimiz şeyi netçe belirttiğimiz için o yüzden karşıdan özen bekliyoruz. Mesela. Ya mesela yani... şunu algılayanlar var atıyorum bu drive-by kuralını mesela diyelim ki mıhlıyor. Bu drive-by kuralını çiğnemek olur diyor. Bunu yapamazsınız. Drive-by diyor işte bilmem kaç saniye sonrasında ortamdan uzaklaşmanız da gerçekleşir diyor. Noktayı vuruyor gidiyor. Abi istediğimiz cevap bu değil. Bunu 10 on kişinin onu da cevap verebilir zaten. o soruların zaten içinde atar yani. Ha o soruların içerisinde trikler var. O soruların içerisinde yorumlamanızı istediğimiz e, opsiyonel durumlar var. Bunları şimdi hiç tınlamıyor adam. Dümdüz yazıyor, reddediliyor. Var ya çok kişi dönmedi de böyle bir kişi benim neden reddedildiğimi bana uzun uzun açıklar mısınız falan diyenler oldu. Ha öyle bir mesaimiz yok. Yani biz herkese tek tek sıra sıra ne yazık ki e, cümle cümle hatalarını yazamayız. Özetleyip cevabını veriyoruz. Yetersiz başvur diyoruz. Kural e, hatası diyoruz. Kural bilgi eksikliği diyoruz vesaire vesaire. Özensiz Eserle, diyoruz. Özensiz Yetersiz diyoruz. demiyoruz abi. Şey diyoruz. yorum yet <laughs> Yorumlarda sıkıntı var diyoruz. Özensiz diyoruz. Bir de kurallarında sıkıntı varsa kurallarda sıkıntı. Yani Türkçe kurallarına bile, Türkçe kullanımına bile çok bakıyoruz arkadaşlar. Her şey içinde. Şu bir başvuru örneği, bunu Greb'e ayırttırdım. Biz bunu okurken dedik ki, işte başvuru böyle olmalı. Hem cevapların hepsi doğru, bütün yeni kurallar çok güzel analiz edilmiş, hem de cümle cümle her şey efsane. Özen göstermiş. Mesela Oyun içerisinde arkadaşlarınız ile sahilde sohbet ederken yanınıza bir kişi geldi. Bu kişi hepsini okumayacağım sadece girişi söylüyorum. Bu kişi arkadaşlarınızı tanımadığı halde sorgusuz sualsi sistemsel olarak öldürdü ve devamında sizin tarafınızdan sistemsel olarak öldürüldü. Kişi hastaneye kaldırıldıktan sonra 10 dakika geçince götürüldüğü hastaneden gelip tekrar saldırdı ve sizi sistemsel olarak öldürdü. Hikayede yanlış yapılan şeyler var ise açıklayacak, açıklayarak düzeltin ve devamında ne yapacağınızı anlatın. Bakın bu tek cümleyle cevaplanabilecek bir soru değil. Bu cevap bile aslında kısa duruyor ama çok doğru ve çok güzel bir cevap olduğu için yeterli oluyor. Yani bunların net bir kuralı yok. Okuduğun zaman cevabını tatmin olman lazım. Şimdi öncelikle beni ve arkadaşlarımı tanımadan ve sebepsiz bir şekilde cevabına geldim şu an ve sebepsiz bir şekilde rol yapmayarak bıçakladığı için bu kişi ardiyam kuralını ihlal etmiştir. Ayrıca bu kişi yaralandıktan sonra belli bir süre kendine gelme ve iyileşme rolü yapmak zorundadır. Şimdi parantez açıyorum burada. Sorgusuz sualsiz biri birini öldürebilir ama sebepsiz yere öldüremez. O DM'e giriyor. O olmaz, o ardiyam olur. Bak ne demiş? Sebepsiz bir şekilde rol yapmayarak bıçakladığı için. Yani orada gelip bıçağı direkt takması duruma göre yani bir eğer spaysa veya biri tarafından tutulmuş bir seri katilse falan buna yapılacak bir şey yok. Ama onun öncesinde bir taban rolünün neyse ayrıca bu kişi yaralandıktan sonra belli bir süre kendine gelme ve iyileşme rolü yapmak zorundadır. Bu kurala uymayarak sistemsel olarak tedavi olur olmaz direkt bana karşı saldırıya geçmesi Revenge RP kuralını ihlal eder. Bak tertemiz. Aynı zamanda gerçek hayatımızda hiçbir sebep olmadan tanımadığımız insanlara saldırmayız. Yani psikopat değilsen. Doğru. Bu kişi gereksiz ve saçma bir şekilde insanlara saldırdığı için retarded RP'ye de yapmış olur. Böyle bir olay yaşarsam, karşı taraf birçok rol hatası yapmış olsa da ben hataya hata ile cevap vermem ve rolüme devam ederim. Bakın bunlar yorumlamalar işte. Ben hataya hata ile cevap vermem demesi bile orada önemli bir şey. Bu kişinin karakteristik yapısını bize hemen şey yapıyor, söyle adını. Anı yansıtıyor yani. Bu adam böyle bir adam diyoruz. Böyle bir olay yaşarsam karşı taraf birçok rotası yapmış olsa da ben hataya hatayla cevap vermem ve rolüme devam ederim. Öncelikle yaralandığım için hastaneye kaldırılmayı ve tedavi olmayı beklerim. Daha sonra arkadaşlarım durumunu kontrol eder ve polise gerekli ifadeyi veririm. Olayla alakalı tüm roller bittikten sonra yetkililere gerekli olan bilgilendirmeyi yapmak için forum üzerinden şikayet oluştururum tertemiz. Abi bak şimdi şöyle de olabilirdi. İki başvuru arasındaki farkı söyleyeceğim. Bu başvuru şu şekilde de yazılabilirdi. Burada RDM Revenge RP verir. Artık RP ihlali var deyip öncelikle yaralandığım için hastaneye kaldırma diye devam da edebilirdi. Ama o öncesinde yaptığı yorumlama aslında burada evet. RP kazandıran. Ya yani... şeyi de çok yapan vardı mesela. Neyim? Atıyorum diyor ki RDM Revenge Kill ve işte Retarded RP var diyor. Ee, bu, bundan sonra ee, rolümü hiç bozmadan devam eder ardından forumda şikayetimi oluştururum. Yani direkt Aynen, mesela budur. böyle cevap veren yani, çok vardı evet. mesela. Ya onlara şey geliyor işte o. E, tamam işte doğru cevap verdim nokta. Bizim istediğimiz bu değil ne yazık ki ama olsun. Yani en azından e, bütün başvuranların emeğine sağlık. E, güzel başvurular sonuçta özen gösteriyorlar. Biz bu başvuruları çok kelalaka bir saatte duyurmadan açıyoruz. Ve insanlar bunun başında emek sarf ediyor, nöbet tutuyor. Ben gerçi orada bir küçük müdahalelerde bulunuyorum. Diyorum ki işte bu aralar beklemeyin diyorum falan filan. E, Gecenin üçlerinde beşlerinde başvuru açıyoruz ve üç buçuk dakika içerisinde bitiyor. İki yüz tane stok doluyor bir anda. E, bu sebepten ötürü de emeğinize sağlık, hevesinize sağlık. Bunlar e, daha iyi yerlere geleceğin habercisidir bir şeylerin. E, ama pes etmeyin mutlaka ve mutlaka bir yerden yakalayacaksınızdır. Totalde kaç kişi kabul ettiniz? Ya onları güncel durum ne bilmiyorum ama ee, biz puanlama sistemi üzerine gidiyoruz. Yani sıfırdan 10 puana kadar bütün ekip başvuruları bir kişiyi oturup tek tek analiz ediyor, yorumluyor, aralarında tartışıyor ve puanlama yapıyor. Sıfırdan 5'e kadar ee, zaten direkt red veriyoruz açıklamalarıyla. 6 o kadar ara bir şey ki hem gelecek vaat edebilir ama etmeye edebilir. Arada kalıyoruz. 7 e, hatalarını düzeltebiliriz ve RP'ye kazandırabiliriz diyoruz. 8, 9, 10 genelde kabul oluyor. Ufak tefek hatalar oluyor onlarda. Ama dediğim gibi 10 üzerinden 10 puan alan 4 kişi ya da üç kişi var. Bir de o konuda titiz davrandık. 10 yani eşittir sıfır hata demek değil. Tam Daha da üstüne sıfır hata artı etkileyici yorumlar demek. Evet. E, şaşırtan kişiler 10. 10 bayağı zordu O yüzden az yani. Başvurular ücretli olmasına rağmen e, troll başvurular geliyor mu? Hayır. Herkes çok elit. Yani iyi, iyi ki bu sistemi yapmışız. Keşke daha önceden yapsaydık. E, sistem çok güzel işliyor. E orada biriken para zaten biliyorsunuz. Yani e, ihtiyaç sahiplerine bizzat kendi elimle kendi ya da kimler gelmek istiyorsa hep beraber yapılacak. Tertemiz yani hiçbir... Sıkıntımız yok çok şükür. Ee, bir de başvurunuzla ilgili neden reddedildiği veya neden ne oldu ile ilgili forumda başlık açmayın arkadaşlar. Bunlar hep öncesinde söyledik. Benimkisi neden reddedildi, cart oldu, çurt oldu gibi şeyler açmayın. Onlar ee, kafa dağıtıyor. Bir de başkalarına da şey oluyor, fikir oluyor. Reddedil, sen reddedildin abi sal. Eightborn'la ilgili başka anlatacağımız bir şey yok. Eightborn'un zaten ee, şey gelecek duyurusu gelecek. Ee, başvurular bitecek. Ee, bir, bir bir küçük daha bir açacağız. Ama başvurular bitmeyecek. Biz sunucu açıkken de her hafta düzenli olarak belki 20 slot, belki 10 slot. Belki ee, Emre Tuna 5 dedim abi 3 gün çalıştım, başvurumu attım ve usulsüz başvuru diyerek red verdiler bana. Başvurumda usulsüzlük var nasıl öğrenirim? 3 günün verdiğim başvurum çalıntı denilmesi üzüldü, üzdü. Ee, bilmiyorum. Yani Ce cevabı var istersen verebilir miyim? Cevabı yani? var verebiliriz abi. Işte. Ver abi Arkadaşını cevabını. Ver. Emre Emretuna. Ee, arkadaş kendisini yollamamıza gerek yok. Elimizdeki seslerin ne sesi olduğunu biliyordur öncelikle. Ee, başvuruya dolayısıyla direkt olarak zaten e, o gözle bakmak zorundayız. İkincisi zaten yeterli bir başvuru değildi. Üçüncüsü tüm bunların üstüne hani daha doğru bir dille sormak yerine e, o söylemlerini yaptıktan sonra hiç kusura bakma hiç şansın yok. Ne o ya bir dakika ne Çıksın, umarım tarzı bir söylemde bulunmuş arkadaş. Çocuklarımızdan çıksın demiş. Eyvallah kardeşim evet. Oğlum, Senin de kopyan çocuklarından çıksın o zaman. yok dur dur. Öyle bed evet, o arkadaşa söylüyorum. Öyle beddualar okumayın. Arkadaşlar beddua döner dolaşır. Yüzde patlar. Hiç gerek yok. Aptal aptal şeyler bunlar. Oyundur moyundur bilmem nedir. Böyle şeylerde e bir şeyiniz olmadı diye veya reddedildi diye. E hele ki çocuklarınızdan çıksın gibi böyle. Salak saçma beddualar okumayın. Karşı tarafa hiçbir şey olmaz. Ama iki yakanız bir araya gelmez. Aman diyeyim. Bu da hep benim anneannemin lafıdır yani. Beddua okumayın kimseye arkadaşlar. Heh. Haklı olsa da okusa bir şey demeyeceğim. Haklı da değil ki adam. Ya öyledir. Ya gene zaten bu cümleyi kurabilen adam. Hak haksızlık falan üzerine çok konuşmayacaksın onunla. Ee, o her zaman. Ya bak şimdi ben de bilmiyordum bu arkadaşı. Abi 3 gün çalıştım. İşte öyle bir yazıyorsun ki hani sanki seni mağdur etmişler gibi ama ben bilmiyorum ki sen bizimkilere ya da bana veya bizim ekibe çocuklarınızdan çıksın demişsin. Üstelik o başvurundaki yaptığın şey çocukların hayatını kurtaracak. Allah sana akıl fikir versin kardeşim. İyi ki de reddedilmişsin. Yüksek ihtimal bizim soruyla gelseydin iki gün sonra ben seni banlardım zaten. Böyle bir karaktersen ortaya çıkar çünkü. Ya bin bir türlü insan var arkadaşlar. Biz bu işin içindeyiz. Sürekli bunlarla karşılaşıyoruz. Dediğim gibi yani sonu yok. Ya ben başvurular Eitborn başvuruları e, yardıma muhtaç insanlara kuruşu kuruşuna gidecek diyorum hadi <laughs> yazan bir tip oluyor altına mesela ya bu tarz model insanlar var hayatımızın her noktasında var bu mahallede de var bu şehirde de var bu ülkede de var bu dünyada da var e, kanunu bu hayatın kanunu bu Siz onlardan biri olmayın e, yeterli